Ah canım, afiyet olsun. Kapa da bir falına bakayım, ha ne dersin? Benim falım çıktı çıkıcı kadar. Öyle söyleme, sende daha çok iş var. Bir laf ettin mi bütün mahalle susta duruyor. Bir de sen dursan. Aa, ilahi Mahmut Bey, uğraşmasan olmaz benimle. Bırak şimdi hanım, ne var dilinin altında? Ay Mahmut Beyciğim, düşünüyorum da şöyle üçüncü katta oturuyoruz. Sen mahalleye tepeden bakıyorsun. Gelen geçen sana yol üstünden selam veriyor. Burada da veriyorlar, merak etme sen. Ah canım, veriyorlar da yolu gördüğümüz mü var? Ne varmış yolda? Yeni koca mı arıyorsun yoksa? Aman, biriyle zor baş ediyorum. İkincisini ne yapayım? Sen bulursun yapacak bir şey. Benim derdim şimdi Şaban'ı baş göz etmek. Hayırlısıyla bir bitse bu iş. Saffet kırmaz beni. Ama sen Saffet'i kırıyorsun. Ne olur bir he desen. Yahu o kızını verecek. Ben niye evim vereyim? Her şey karşılıklı değil mi bu dünyada? Ne olur kırmasan adamı. Bak bir daha düşün. Şöyle üçüncü kattayız. Asansör var. Merdiven derdi bitmiş. Senin derdin başlamış. Dinliyorum. Anlat. Senle de hiçbir şey konuşulmuyor. Adam görücülüğe kabul ettiyse babasının hayrına değil ya, bekliyor kendine göre bir şeyler. Hele bir oğlan sevdiğine kavuşsun. Bak Mahmut Bey bak. O nasıl kızının turşusunu kurmuyorsa sen de evin turşusunu kurmayacaksın. Vazgeçti işte öbür adamdan. Sen de bundan vazgeçeceksin. Devir değişiyor. Sen daha uyu. Bıraksan kıvrılıp uyuyacağım ama nerede? Bir daha söyle, ne yapmış Saffet? Söyle yoksa hırsımı senden alırım. Olabilir demiş. Şabanlar gelsin istesinler kızımı demiş. Nasıl der ya? Söylemiş amca. Resmen söylemiş. Herkes bunu konuşuyor. Arkamdan bir teneke bağlamadıklar kaldı. Ben o tenekeyi Saffet'e öyle bir bağlarım ki imanı gevirir. İmanı. Yürü. Bitti amca bu iş. Nereye yürüyoruz? Nasıl bitermiş be? O kadar yedirdim içirdim. Altına araba bile çektim. Kapımdan ayrılmadı. Bu mu mükafatı? Görür o gününü görür. Amca ben tutamam kendimi. Bir şey yaparım sonu kötü olur. Başına kötü olacak. Kimse Kamil'le dalga geçemez. Gidelim amca. Benle de kimse başa çıkamaz. Zordur almak bizden kızı. Amca bir müsaade etsen. Hadi be gerizekalı romantik. Kızı alan Üsküdar'a geçiyor. Yo yo dur. Acele etme. Bir bakayım da yanlışlık olmasın. Olur mu beyim, bugüne kadar kimseyi karıştırmadık. Ne olur ne olmaz, benim kısmetime karışır. Ben işimi sağlama alayım da. Evet tamam bunlar. Borcumuz neydi? Çerçeve istemiyorsunuz değil mi? İstemiyoruz dedik ya. Sık boğaz etme insanı. Hayır, hatırası varsa diye söyledim. Yo yo, şimdilik yok da. Ama ileride mutlaka olacak. İleride olacak. Ne olacak ne olacak? Anlamadım da. Yani biz bütün olacağız. Bizden habersiz ev uçmayacak, tutulmayacak. Hepsini biz alıp satacağız. Onu konuştuk kayınbabamla. Sallama be Şaban. Hani Saffet'i tanımasak? Evet. Bunca sene ben de tanıyamamışım. Kanım bir ısındı, bir ısındı hiç sorma. Ne desem he diyor. Yapma ya. Evet Mıstıkçığım, inanmazsın. Şey bile dedim. Ne dedin? Ne dedim? Pek merak ettim, ne dedim? O kadar çok şey dedim ki şimdi aklıma gelmiyor. Seni de alacağız zamanla yanımıza. İşleri genişletince tabii. Biraz bekleyeceksin artık. Tabii tabii, ben de pek meraklıyım seninle çalışmaya ya. Ne zaman gidiyoruz kız istemeye? Kezban'a değil mi? Evet Kezban'ı. Aa, yoksa kısmeti mi açıldı birdenbire? Bizim Kezban yani. Evet o. İsteyecektik değil mi? Sıktın ama. Ya bir onu konuşmadık biliyor musun? Sana ne demişti o zaman? Seninle işimiz var oğlum, işimiz. Sorarım canım. Aramızda ayrı gayrı yok artık. Saftirik pek mi değişmiş canım? Dur, hazır aklımdayken gidip sorup geleyim. Dur lan, nereye gidiyorsun? Evet sen de gel. İnanmıyor bu adiler. Büyüksün patron. Ne desem boş bundan sonra. Konuşma. Ne yazacağımı şaşırıyorum. Bir kıllık çıkmaz değil mi? Sana bağlı.
Bu önemli bir fırsat senin için oğlum. Meşhur olacaksın. Kaçar mı patron? Ne zaman seni mahcup ettim? Mahcup eder misin hiç? Haşa! Ulan senin yüzünden başıma gelmedik iş kalmadı hıyar. Neyse bitti, tamamdır. Bak bir daha söylüyorum. Bu işte senin rolün çok önemli. İyice anladın değil mi dediklerimi? Harfi harfine. İstersen bir prova daha yapayım. Ne dolaplar dönüyor ortalıkta Saffet Efendi? Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Hani verdiğin sözler? Ha, iyi ki geldiniz. Ben de şimdi size geliyordum ya. Demek bize geliyordun. Hangi yüzle be birader? Sen fırla hadi. Dediğim gibi bana hemen haber vereceksin. Onu da kaybedeyim deme sakın. Hemen patron. Taksiyle gidiyorum. Acele olsun diye yani. Tamam tamam git. Bu seferlik de böyle olsun bakalım. Evet, bize söyleyecek bir şey yok mu? Olmaz mı? İş bildiğiniz gibi değil beyler. Benim de kendime göre planlarım var. Ne bileyim, bir takım hazırlıklarım var yani. Biz de bazı hazırlıklar yaptık tabii. O kadar para bağladık bu işlere. Bir dakika delikanlı. Öyle laf mı olur canım? Para en son düşünülecek şey bu işlerde. Evet, önce ben bazı şeyler düşünüyorum. İstersen onları bir konuşalım. Her şey kontrol altında arkadaşlar. Ben yaş tahtaya basar mıyım ya? Sana güvenip biz bastık galiba. Yok efendim yok. Bildiğiniz gibi değil. Ya bunca senelik hukukumuz var. Haberi ana habere koyabiliriz. Yalnız biraz misafirimiz olabilir misiniz? Olayın detaylarını bir kez daha konuşalım. Yayında vakit kaybetmemiş oluruz. Size nasıl uyarsa, hı-hı, benim için fark etmez. Hı-hı. Şey, ben bir telefon edebilir miyim? Hı-hı. İşten merak etmesinler. Buyurun, ne demek? Efendim? Nasılsın benim güzel kızım? Babammış. Süleyman orada mı Kezban? Şu meseleyi bugün halledelim diyorum. Bugün mü? Ama baba hazırlık yapmadık daha. Ne diyor? Bir şey mi var? Bugün bitsin bu iş diyor. Hadi ya. Ne oldu bu da böyle birden? Kızım ne yapacaksın ki hazırlık? Bir kahve ikram edeceğiz tamam. Sen bana Süleyman'ı versene bakayım. Tamam veriyorum. Seni istiyorum. Efendim Saffet abicim buyur. Ne oluyor abla böyle birden? Babam bu. Sağ solu belli mi olur? Şaban nerelerde? Olur. Ben bir konuşayım Mahmut babayla. Bir yaramazlık yoksa geliriz tabii. Hay Allah. Bu kadar sürat pes yani Saffet abi. Oyalamaya gelmez bu işler Süleyman'cığım. Ne olacaksa bir an önce olsun değil mi ama? Doğru söylüyorsun. İyi o zaman ben bir Mahmut babalara gidip haber vereyim. Bekliyordu. Ancak hazırlanırlar. Tamam ben seni biraz sonra arar kesin saati söylerim. Yemekten sonra geliriz. Tam bir saat konuşalım da yanlışlık olmasın. Peki hadi. Ben arayacağım abi seni. Ne oldu bu adama böyle hayra alamet değil? Bu kadar çabuk tava gelir mi abi bu adam? Şaştım ya. Sus lan sen. Ben Mahmut babalara gideyim. Sen de kahveye bak. Şaban'ı yakala kaybolmasın.